Allah seferi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndüğünde müşriklerin her an geri dönüp Medine'yi basabilecekleri ihtimali olduğundan tedbir aldı. Ertesi gün yaralı oldukları halde Müslümanların dünkü harpten dolayı zayıf düşmediğini bildirmek, düşmana gözdağı vererek Medine'ye tekrar dönmelerini önlemek için Bilal Habeşi'ye Resulullah size düşmanı takip etmeyi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle beraber çarpışmayanlar gelmeyecek. Sadece çarpışmaya katılanlar geleceklerdir." de buyurdu. O da eshaba bu emri duyurunca çoğu yaralı oldukları halde derhal hazırlandılar. Hatta ağır yaralı olan Abdullah ile Rafi isimli kardeşler resul ü Ekrem Efendimizin bu davetini işitir işitmez bütün ağrı ve sızılarına rağmen Resulullah ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız yoksa diyerek mücahitlerin saflarına koştular. Sevgili Peygamberimiz şanlı hesabıyla müşrikleri takibe başladılar. Revha denilen mevkide müşriklerin toplanarak Medine'ye baskın yapmak ve Müslümanları yok etmek için karar aldıklarını öğrendiler. Bu tedbirin de Peygamber Efendimizin bir mucizesi olduğu ortaya çıktı. Müşrikler Resul Ekrem Efendimizin üzerlerine doğru geldiğini duyunca korkarak bulundukları yeri terk edip Mekke'ye döndüler. Peygamber Efendimiz onları Hamraül Esed denilen yere kadar takip ettiler. Müşriklerden iki kişi yakalandı. Burada üç gün kaldılar. Sonra Medine'ye geri döndüler. Allahü Teala Hamra Esed'e giden bu şerefli esabı ayet-i kerimesinde mealen şöyle methetti. Yaralandıktan sonra yine Allahü Teala'nın ve Peygamberinin davetine koşanlar ve hele onlardan İyilik edip fenalıktan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Ali İmran suresi 172. Uhud'da sevgili Peygamber'imizi öldürmeye yemin edenlerden İbn-i Kamya Mekke'ye döndüğünde bir gün koyunlarına bakmak için dağa çıkmıştı. Dağın tepesinde koyunlarını buldu. İçlerinden bir koç süratle koşarak İbn-i toslamaya başladı. Vura vura, İbn-i parçalayarak öldürdü. Abdullah Şihab-ı Zühri'yi de, Mekke'ye giderken, beyaz benekli bir yılan ısırarak öldürdü. Peygamber Efendimiz'e kast hepsi, bir sene içinde, cezalarını görüp öldüler. Reci Vakası Uhud Gazası'nın has okçularından Asım bin Sabit Hazretleri bu gazada müşriklerden Müsafi bin Talha ile kardeşi Harisi öldürmüştü. Anneleri çok kin gütmekle meşhur olan Sülafe binti Saat oğullarının ikisini öldüren Asım bin Sabit Hazretlerinin başını getirene yüz deve vereceğini vaat etti. Hazreti Asım'ın kafatasında şarap içmeye and içti. Ayrıca Resulullah Efendimizin gönderdiği bir seriyede, Abdullah bin Üneys'in Lihyanoğulları'ndan Halit bin Süfyan'ı öldürmesi sebebiyle Lihyanoğulları Adel ve Kare kabileleri anlaştı. Medine civarında bulunan bu iki kabile bir plan yapıp elçiler hazırladılar. Onlara Müslüman olduğunuzu söylersiniz. Zekat vereceğiz. Bunu almak ve bize İslam'ı öğretmek üzere muallim istiyoruz dersiniz. Gelenlerin bir kısmını öldürür, öcümüzü alırız. Bir kısmını da Mekke'ye götürüp, Kureyş'e satarız dediler. Hicretin dördüncü yılının, Safer ayında, bu iki kabileden, altı veya yedi kişilik bir heyet, Peygamber Efendimiz'e gelerek, Müslüman olduk. Bize Kur'an-ı Kerim'i ve dini öğretecek muallimler gönder, dediler. Bu sırada sevgili peygamberimiz, Mekkeli müşriklerin savaş hazırlığı içinde olup olmadıklarını kontrol etmek üzere, on kişiden meydana gelen bir seriyye hazırlamıştı. Adel ve Kare kabilesinden de, böyle bir heyetin gelip, muallim istemeleri üzerine, durumu araştırmak, inceleyip bildirmek üzere bu on kişilik keşif kolunu gelenlerle birlikte gönderdi. Eshab-ı kiramdan kurulan bu seriye de Merset bin Ebi Merset, Halit bin Ebi Bükeyr, Asım bin Sabit, Hübeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarik, Muattib, Mugir bin Ubeyd ve isimleri bilinmeyen üç sahabi daha vardı. Bu keşif kolu, gündüzleri gizlenip, geceleri yürümek suretiyle, bir seher vakti, reci suyunun başına geldiler. Orada bir müddet dinlenip, ac ve denilen, iyi cins Medine hurmasından yediler. Sonra oradan ayrılarak, yakınlarındaki bir dağa çıkıp gizlendiler. Huzeyl kabilesinden, koyun güden bir kadın da, reci suyunun başına gelmişti hurma çekirdeklerini görüp, Medine hurması yendiğini anladı. Buraya Medine'den gelenler olmuş diye bağırarak, kabilesine haber verdi. Bu sırada, Eshab-ı Kiram'dan, bu on kişilik seriyenin yanında bulunan, Adel ve Kara kabilesinin heyetinden biri, bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Hemen, Lühyanoğullarına gidip haber verdi. Lühyanoğulları, bu haber üzerine harekete geçtiler. Yüzü okçu olmak üzere, 200 kişilik bir kuvveti, bu küçük seriyenin üzerine gönderdiler. Gelen bu müşrik sürüsü, Hazreti Asım bin Sabit ve arkadaşlarını, dağın tepesinde bularak kuşattı. Bu arada, on sahabinin ahvalini, müşriklere haber veren kişi de onlara katıldı. Eshab-ı kiram, o anda, aldatıldıklarını anladılar ve harbe karar vererek kılıçlarını çektiler Bunu anlayan müşrikler onları kandırmaya çalışıp Eğer yanımıza inerseniz hiçbirinizi öldürmeyeceğiz kesin söz veriyoruz Vallahi sizleri öldürmek istemiyoruz fakat size karşı Mekkelilerden fidye koparmak istiyoruz dediler Asım bin Sabit Mersed bin Ebi Mersed ve Halit bin Ebi Bükeyr, müşriklerin sözlerini ve ahitlerini hiçbir zaman kabul etmeyiz, diyerek bütün tekliflerini reddettiler. Asım bin Sabit Hazretleri, hiçbir zaman müşriklerin himayelerini kabul etmemeye yemin ettim. Vallahi onların himayelerine ve sözlerine kanarak, aşağı inip de teslim olmam, dedi. Ellerini açtı, Allah'ım, peygamberini durumumuzdan haberdar et, diyerek dua etti. Allahü Teala Hazreti Asım'ın duasını kabul buyurdu ve Resulullah Efendimizi onlardan haberdar etti. Hazreti Asım müşriklere biz ölmekten korkmayız çünkü dinimizde basiretliyiz. Ölünce şehit olur, cennete gideriz buyurdu. Müşriklerin reisi, Ey Asım! Kendini ve arkadaşlarını zayi etme, teslim ol deyince, Asım bin Sabit, okla karşılık verdi. Ok atarken, Ben güçlüyüm, hiç eksiğim yok. Yayımın kalın teli gerilmiştir. Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir.'' mukadderatın hepsi başa gelicidir. İnsanlar, er geç Allah'a rücu edicidir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam, anam, üzüntüsünden aklını kaybeder. Mısralarını okuyordu. Asım'ın sadağında yedi ok vardı. Attığı her okla bir müşriyi öldürdü oku bitince birçoğunu da mızrağıyla delik deşik etti fakat mızrağı da kırıldı hemen kılıcını sıyırdı kınını kırıp attı bu ölünceye kadar dövüşeceğim teslim olmayacağım manasına gelirdi sonra da ey allahım ben bugüne kadar senin dinini hıfzettim senden bugünün sonunda benim vücudumu koruyup hıfsetmenin niyaz ediyorum diye dua etti. Hazreti Asım bin Sabit'in ve diğer sahabilerin Allahu ekber nidaları dağları inletiyordu. 200 kişiye karşı 10 mücahit ölesiye çarpışıyor, yanlarına yaklaşanlar yaptıklarının cezasını görüyorlardı. Asım radıyallahu anh, en sonunda iki ayağından yaralanıp yere düştü. Kâfirler, ondan çok korktukları için yere düşünce bile yanına yaklaşamadılar ve uzaktan ok atarak şehit ettiler. O gün oradaki on sahabiden yedisi şehit, üçü de esir edildi. Lühyan oğulları Sürafe binti Sa'da satmak için. Asım bin Sabit'in mübarek başını kesmek istediler. Fakat Allahü Teala Hazreti Asım bin Sabit'in duasını kabul buyurduğundan bir arı sürüsü gönderdi. Bulut gibi Asım bin Sabit'in üzerinde durdular. Müşrikler yanına yaklaşamadı. Sonunda bırakın akşam olunca arılar dağılır biz de başını kesip götürürüz dediler. Akşamleyin Allahü Teala şiddetli bir yağmur yağdırdı. Derelerden seller aktı ve Asım bin Sabit Hazretlerinin mübarek cesedini alıp bilinmeyen bir yere götürdü. Ne kadar aradılarsa da bulamadılar. Bunun için müşrikler Asım bin Sabit Hazretlerinin hiçbir yerini kesmeye muvaffak olamadılar. Arıların Hazreti Asım'ı korudukları hadisesi zikredildiği zaman Hazreti Ömer Allahü Teala elbette mümin kulunu muhafaza eder. Asım bin Sabit sağlığında müşriklerden nasıl korundu ise Allahü Teala da ölümünden sonra cesedini muhafaza edip müşriklere dokundurmadı buyurdu. Bunun için Asım bin Sabit yad edilirken, arıların koruduğu kimse diye anılırdı. Lıhyan oğulları, başta Asım bin Sabit olmak üzere, yedi sahabiyi şehit ettiler. Üç sahabiyi de esir aldılar. Esir edilen üç sahabi, Hubeyb bin Adî, Zeyd bin Desinne ve Abdullah bin Tarik idi. Lıhyan oğulları, Üçünü de yayların kirişleriyle bağladılar. İçlerinden Abdullah bin Tarik, Mekke'nin müşriklere götürülmeye razı olmadı. Gitmemek için karşı koydu. Şehid edilen arkadaşlarım, cennetle şereflendiler diyerek haykırdı. Ellerinin bağını kopardı. Fakat yan oğulları, taşa tutarak, onu da şehid ettiler. Hubeyb bin Adi, ve Zeyd bin Desinne Hazretleri Resulullah'ın verdiği keşif vazifesini yapmaya belki imkan buluruz düşüncesiyle sabrettiler. Lühyan oğulları her ikisini de Mekke'ye götürdüler. Bedir ve Uhud savaşlarında yakınları öldürülen müşrikler kin ve intikam hırsıyla tutuşuyorlar ve fırsat arıyorlardı. Hubeybi müşriklerden Hucey bin Ebi İhab Temimi Bedir Savaşı'nda öldürülen kardeşinin Zeyd bin Desinneyi de Saffan bin Ümeyye Bedir Savaşı'nda öldürülen babası Ümeyye bin Halef'in intikamını almak üzere satın aldılar. Müşriklerin niyeti her ikisini de öldürmekti. Fakat savaş yapmayı yasak saydıkları aylarda bulunduklarından hapsetmek suretiyle zamanın geçmesini beklediler ayrı ayrı yerlerde hapsettiler her iki sahabi de bu esaret karşısında büyük bir sabır takat ve asalet gösterdiler Hubeyb bin Adey'in hapsedildiği evde bulunan ve azatlı bir cariye olan Maviye bu hanım daha sonra Müslüman olmuştur şöyle anlatmıştır Hubeyb, benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben, ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım, elinde ibrik gibi kocaman bir üzüm salkımı vardı. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salkımı elinde görülürdü. O mevsimde, hem de Mekke'de üzüm bulmak asla mümkün değildi. Allahü Teala ona rızık veriyordu. Hapsolunduğu hücrede namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okurdu. Okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kadınlar ağlaşırlar ve ona acırlardı. Bazen bir isteğin var mı diye sorduğumda bana tatlı su ver, putlar için kesilen hayvanların etinden getirme. Bir de beni öldürecekleri zaman önceden haber ver. Başka bir şey istemem, derdi. Öldürüleceği gün kararlaştırılınca gidip kendisine söyledim. Bunu öğrenince en ufak bir değişiklik ve zerre kadar üzüntü eseri göstermedi. O gün yaklaşınca ölmeden önce vücut temizliği yapmak istediğini söyledi ve bir ustura istedi. Ben de çocuğumun eline bir ustura verip gönderdim. Çocuk yanına gidince birden korktum. Eyvah! Bu adam çocuğu usturayla keser. On nasıl olsa öldürülecek dedim. Koşup çocuğa baktım. Hubeyb gönderdiğim usturayı çocuğun elinden alıp çocuğu sevmek için dizine oturtmuştu. Ben bu durumu görünce çok korkup feryat etmeye başladım. Durumu anlayınca bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyorsun? Bizim dinimizde böyle şey yok haksız yere cana kıymak bizim hal ve şanımızdan değildir dedi. Hubeyb bin Adi'yi ve Zeyd bin Desinne'yi öldürmek için müşriklerin kararlaştırdığı gün gelmişti. O gün sabah erkenden zincirlerini çözüp Mekke dışında Temim denilen yere götürdüler. Mekke halkı ve müşriklerin ileri gelenleri bunların idamını seyretmek üzere toplanmıştı. Etrafta büyük bir kalabalık vardı. Müşrikler, esirleri idam edecekleri yerde, iki dar ağacı kurmuşlardı. Hubeyb'i dar ağacına kaldırıp, bağlamak istedikleri sırada, Beni bırakınız. İki rekat namaz kılayım, dedi. Bıraktılar. Kıl orada, dediler. Hubeyb, hemen namaza durup, huşu ile iki rekat namaz kıldı toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar, heyecanla onu seyrediyorlardı. Namazını bitirdikten sonra, Vallahi, eğer ölümden korkarak, namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız, namazı uzatırdım ve daha çok kılardım, dedi. Böyle idam edilirken, iki rekat namazı ilk kılan, adet ve sünnet olmasına sebep olan Hazreti Hubeyb bin Adi'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun idam edilirken iki rekat namaz kıldığını işitince bu hareketini yerinde ve uygun bulmuştur. Hubeybi namazını kıldıktan sonra dar ağacına kaldırarak bağladılar. Yüzünü kıbleden Medine'ye doğru çevirdiler. Sonra, haydi dininden dön, seni serbest bırakalım, dediler. Şöyle cevap verdi. Vallahi dönmem. Bütün dünya benim olsa, bana verilse, yine İslamiyet'ten dönmem. Bu cevabı alan müşrikler, şimdi senin yerine Muhammed'in olmasını, onun öldürülmesini ister misin? Evet dersen, kurtulur, evinde rahat rahat oturursun dediler. Hubeyb, ben Muhammed aleyhisselamın ayağına bir dikenin batmasına bile asla razı olmam, dedi. Müşrikler alay edip gülüşerek, Ey Hubeyb! İslam dininden dön, eğer dönmezsen seni muhakkak öldüreceğiz, dediler. Hubeyb Allahü Teala yolunda olduktan sonra benim için öldürülmenin hiç ehemmiyeti yoktur diye karşılık verdi. Bundan sonra Hubeyb Allah'ım şuracıkta düşman yüzünden başka yüz görmüyorum. Allah'ım benden Resulüne selam ulaştır. Bize yapılan bu işi Resulüne bildir diyerek dua etti ve Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Hubeyb bu duayı yaptığı sırada sevgili peygamberimiz eshab Kiram'la oturuyordu. Zeyd bin Harise şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah eshabıyla otururken ve aleyhisselam dedi. Eshab-ı Kiram: "Ya Resulallah, bu kimin selamına karşılıktır? dediler. Kardeşimiz Hubeybin selamına karşılık. Cebrail aleyhisselam Hubeybin selamını bana ulaştırdı buyurdu. Hubeybin etrafında toplanan Kureyş müşrikleri, işte babalarınızı öldüren bu adamdır diyerek, gençleri üzerine mızraklarıyla saldırttılar, ve mübarek vücudunu yaralamaya başladılar. Bu sırada Hubeyb'in yüzü Kâbe'ye doğru döndü. Müşrikler Medine'ye doğru döndürdüler. Hubeyb: "Allah'ım, eğer ben senin katında makbul bir kul isem yüzümü kıbleye çevir." diyerek dua etti. Yüzü yine kıbleye döndü. Müşriklerden hiçbiri onun yüzünü Kâbe'den başka bir tarafa çeviremedi. Bu esnada Hubeyb dar ağacı üzerinde düşman arasında garip bir halde şehit edilmekte olduğunu dile getiren bir şiir söyledi. Müşrikler ellerindeki mızrakları vücuduna saplayarak işkence yapmaya başlayınca Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allahü Teala'nın yolundadır dedi. Hubeyb bundan sonra müşriklere şöyle beddua etti. Allah'ım Kureyş müşriklerinin hepsini mahvet. Topluluklarını dağıt. Birer birer canlarını al. Onları sağ bırakma. Müşrikler bu bedduayı duyunca çok korkup bir kısmı oradan kaçıp uzaklaştılar. Kalanlardan bir kısmı mızraklarını peş peşe saplamaya başladılar. İçlerinden biri göğsüne mızrağı sapladı. Mızrak sırtından çıktı. Hubeyb vücudundan kanlar fışkırırken ve dar ağacında sallanarak son nefesini verirken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek şehit oldu. Hubeyb bin Adiyin cenazesi 40 gün dar ağacında asılı kaldı. Bedeni çürüyüp kokmadı. Hep taze kan aktı. Sevgili peygamberimiz onun cenazesini getirmek üzere eshab-ı kiramdan Zübeyr bin Avvam ve Miktat bin Esved'i gönderdi. Gece gizlice Mekke'ye girdiler. Hubeyb'i asıldığı dar ağacından indirip, deveye yükleyerek Medine'ye doğru yola çıktılar. Durumu öğrenen müşrikler, büyük bir kalabalık halinde üzerlerine yürüdüler. Her iki sahabi, kendilerini savunmak için cenazeyi yere koydular. Biraz sonra, Cenazeyi bıraktıkları yerin yarılarak cesedi içeri alıp kapandığını gördüler ve Medine'nin yolunu tuttular. Zeyd bin Desin neyi de diktikleri ağaca bağladılar. Dininden döndürmek için zorladılar. Fakat Zeyd'in imanını kuvvetlendirmekten başka bir şey elde edemediler. Bunun üzerine Zeyd'i ok yağmuruna tuttular. Sonunda Saffan bin Ümeyye'nin azatlı kölesi Nistas tarafından şehit edildi. Bir Maune vakası. Yine aynı yılın Safer ayında Arabistan'ın Neçt bölgesinde Amir oğullarının reisi Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ziyaret etti. Peygamber Efendimiz de ona İslamiyeti anlatıp Müslüman olmasını tavsiye etti. Ebu Bera Müslüman olmadı. Fakat İslam'ın güzel ve şerefli bir din olduğunu bildirdi. Ayrıca neçte İslam'ın yayılması için Eshab-ı Kiram'dan birkaç tanesini oraya göndermesini istedi. Sevgili Peygamberimiz, göndereceğim kimseler hakkında, neçt halkından emin değilim, buyurdular. Amir, onları ben himayeme alırım. O zaman onlara kimse zarar veremez, dedi. Alemlerin efendisi, bu kesin taahhüdü kabul buyurup, Eshab-ı Suffa'dan yetmiş kişilik bir heyet hazırladı, ve Münzir bin Amr hazretlerinin kumandasında yola çıkardı. Kendi kabilesinin İslamiyetle şereflenmesini isteyen Ebu Bera, Eshab-ı Suffa'dan önce yola çıkıp, kabilesine gelerek heyeti himayesine aldığını, onlara hiç kimsenin dokunmamasını tembih etti. Yeğeni Amir bin Tufeil'den başka herkes, onlara dokunmamayı kabul etti. Ebu Bera'nın yeğeni, Amir bin Tufeil üç kabilenin adamlarını silahlandırarak başlarına geçti ve bir iri mauneye gelen eshab-ı kiramı kuşattı. Dört tarafı sarılan sahabiler kılıçlarına sarılıp biri hariç hepsi de şehit oluncaya kadar kahramanca savaştılar. Bu mübarek eshabın son sözleri: Ya Rabbi, şu anda Resulullah'a durumumuzu haber verecek Senden başkası yoktur. Ona selamımızı bildir." dediler. O anda Cebrail Aleyhisselam son derece üzgün bir halde Peygamber Efendimize gelip selamlarını ulaştırdı ve onlar Allahü Teala'ya kavuştular. Allahü Teala onlardan razı oldu, onlar da Allahü Teala'dan razı oldu." dedi. Sevgili peygamberimiz de aleyhissalam diye cevap verdikten sonra çok üzüntülü olarak eshab-ı kirama döndüler. Kardeşleriniz müşriklerle karşılaştılar. Müşrikler onları kesip biçtiler, mızraklarla delik deşik ettiler buyurarak durumu haber verdiler. Bu hadisede düşmanla çarpışırken Amir bin Füheyre Hazretlerinin sırtına Cebbar adlı biri mızrağını saplamıştı. O anda Hazreti Amir vallahi cenneti kazandım demiş. Cebbar'ın ve diğer müşriklerin gözleri önünde gökyüzüne doğru çekilmişti. Bu hale herkes hayret etmiş fakat içlerinden sadece onu şehit eden Cebbar Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz Reci ve bir maune hadiselerine çok üzüldüler. Bu elim hadiseyi yapan kabilelere bela için bir ay her namazdan sonra dua ettiler. Allahü Teala Resulünün duasını kabul buyurdu. O kabilelere müthiş bir kuraklık ve kıtlık verdi. Sonra bulaşıcı bir hastalıkla 700 kişi öldü. Beni Nadir Yahudileri Uhud gazasından sonra, hicretin dördüncü senesinde, Nadir oğulları ismindeki Yahudi kabilesi, sevgili peygamberimize suikast tertip ettiler. Bunu Cebrail aleyhisselam, peygamber efendimize haber verdi. Suikast neticesiz kaldı. Bunun üzerine alemlerin efendisi, antlaşmayı bozan bu Yahudi kabilesine, Muhammed bin Mesleme'yi gönderdi ve Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara Resulullah beni size yurdumdan çıkıp gidiniz. Burada benimle birlikte oturmayınız. Siz bana bir suikast planı kurdunuz. Size on gün süre tanıyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kim görülürse, boynu vurulacak, emrini bildirmek üzere gönderdi, de buyurdu. Muhammed bin Mesleme Hazretleri, bu emri bildirince, korkularından yol hazırlığına başladılar. Fakat münafıkların başı, Abdullah bin Übey, onlara, sakın kalenizden çıkmayınız, mallarınızı ve yurdunuzu terk edip gitmeyiniz. Adamlarımdan iki bin kişiyle size yardıma geliyoruz, diyerek haber gönderdi. Bunun üzerine kainatın sultanı efendimiz eshab-ı kiramıyla Medine'ye dört kilometre uzaklıkta bulunan Nadir oğulları kalesine yürüdüler. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Kale kuşatılıp muhasara başladı. Daha önce eshab-ı kirama meydan okuyan Yahudiler kaleden çıkmaya cesaret edemediler münafıkların yardımı da ulaşmadı. Eshab-ı kiram, kaleyi kontrol altına alıp, kuş uçurtmuyordu. Yirmi günden ziyade süren muhasara sonunda, Yahudiler teslim bayrağını çektiler. Bütün silahlarını, altın ve gümüşlerini, Müslümanlara terk ederek, bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e sürüldü. Böylece Medine'de, Yahudilerden sadece, Kureyza oğulları kaldı. Fatıma binti Esed'in vefatı. İçki içmeyi haram kılan ayet-i kerime de Hicret'in dördüncü yılında indi. Uhud gazasında yaralanıp sonra vefat eden Hazreti Ümmü Seleme'nin kocası geriye birkaç tane çocuk bırakmıştı. Ümmü Seleme validemiz yaşlı haliyle güç durumda kalmıştı. Sevgili Peygamberimiz, ona çok acıyıp, merhamet buyurarak, nikahını almakla şereflendirdi. Yine bu yılda, Zatür Rika gazası yapılarak, etraftaki müşrik kabileler sindirildi. Hazreti Osman'ın, Peygamber Efendimizin kızı, Hazreti Rukayye'den olma, altı yaşındaki oğlu Abdullah, vefat etti alemlerin efendisi torununun namazını kıldırdı ve bizzat kabre koydu. Çok üzülmüşlerdi. Mübarek gözyaşları kabre döküldü. Mezar taşını mübarek elleriyle diktiler ve Allahü Teala kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder buyurdular. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma bint Esed de bu yılda vefat etti. Buna sevgili peygamberimiz çok üzülüp bugün annem vefat etti buyurdu. Sevgili peygamberimiz dedesi Abdülmuttalib'in vefatından sonra onun yanında büyümüştü. Peygamberliğini bildirdiğinde ise hemen Müslüman olmakla şereflenmişti. Bu sebeple kainatın sultanı onu anne yerinde tutar, çok hürmet gösterirdi. Ona olan merhametinden, üzerindeki mübarek gömleğini çıkarıp, kefen olarak sarılmasını emretti. Cenaze namazını kıldırdıktan sonra, yetmiş bin meleğin namazda hazır olduğunu bildirdi. Kabre kadar gidip, içine indiler. Kabir hayatının rahat ve hoş olması için, Kabrin köşelerine doğru genişletir gibi işaret yaptıktan sonra kabre uzandılar. Kabirden çıktığında mübarek gözleri yaşla dolmuş ve mübarek gözyaşları kabre dökülmüştü. Aman ya Rabbi bu ne merhametti ve bu ne kadar talihli bir hanımefendiydi. Hazreti Ömer dahi dayanamamış, Canım sana feda olsun ya Resûlallah. Hiçbir kimseye yapmadığınızı, bu hanıma yaptınız diye sual edince, Vefalıların en vefalısı olan sevgili Peygamberimiz, Ebu Talip'ten sonra, bu hanımcağız kadar, bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. O benim annemdi, kendi çocuklara aç dururken, en önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken, o, en önce benim saçımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Ona cennet elbiselerinden giydirilmesi için, gömleğimi kefen olarak giydirdim kabir hayatının kendisine mülayim ve kolay gelmesi için kabirde yanına uzandım. Cebrail Allahü Teala tarafından bu hanım cennetliktir diyerek bana haber verdi buyurdular. Bundan sonra Fatıma binti Esed validemiz için şöyle dua ettiler. Allahü Teala seni mağfiret etsin, bağışlasın, seni mükafatlandırsın. Ey annem, Allahü Teala sana rahmet eylesin. Kendin aç iken beni doyurdun. Kendin giymez bana giydirir, yemez bana yedirirdin. Dirilten de, öldüren de Allahü Teala'dır. O daima diridir o ölmez. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'i affeyle, bağışla, ona hüccetini bildir, kabrini genişlet. Ey merhametlilerin, en merhametlisi olan Allah'ım! Ben peygamberin ve geçmiş peygamberlerin hakkı için bu duamı kabul buyur. Bunların arkasından, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hanımefendilerinden Hazreti Zeynep binti Huzeyme 30 yaşında olduğu halde vefat etti. Yine bu sene Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın ikinci çocukları Hazreti Hüseyin doğdu. Yine bu yılda Mekkeli müşrikler Ebu Süfyan komandasında 2000 askerle İslam'ın yayılmasını önlemek için Bedre hareket etti. Alemlerin efendisi 1500 kahraman hesabıyla onlardan önce Bedre geldiler. Mücahitlerin kendilerinden önce Bedre geldiğini öğrenen müşriklerin kalplerine korku düştü. Ancak Merraz Zahra'na kadar ilerleyebildiler. Kahraman İslam askeriyle karşılaşmaya cesaret edemediler geri Mekke'ye döndüler. Resul Ekrem Efendimiz şanlı hesabıyla müşrikleri 8 gün Bedr'de beklediler, sonra Medine'ye hareket ettiler. Beni Mustalik gazası. Hicretin 5. senesinde Mustalik oğullarının reisi Haris bin Ebidirar Peygamber Efendimizle çarpışmak için pek çok adam toplamıştı onları silahlandırarak Medine üzerine yürüyecekti. Bu haber sevgili peygamberimize ulaşınca hemen 700 kişilik bir birlikle Mustalik oğullarına karşı sefere çıkıldı. Müreysi kuyusu başında karargah kuruldu. Önce Mustalik oğulları İslam'a davet edildi. Kabul etmeyerek ok atıp savaşı başlattılar. Rasulullah Efendimizin hep birlikte aniden hücuma geçiniz emrini yerine getiren eshab-ı kiram Mustarik oğullarından on kişiyi öldürdü. Kabile reisi kaçarak canını kurtarmış fakat kızı Berre ve kabilesinden 600 kişi esir düşmüştü. Ganimetler paylaştırıldı. Berre Peygamber Efendimizin huzuruna çıkıp hissesine düştüğüm sahibimle dokuz altın karşılığında hürriyete kavuşmam için anlaştım. Bana yardım ediniz, dedi. Peygamber Efendimiz merhamet buyurarak, onun bu arzusunu yerine getirip satın aldı. Sonra azad edip, hürriyetine kavuşturdu. Sevgili Peygamberimizin, İslam'ı tebliği ile Müslüman oldu. Onun Müslüman olmasına son derece sevinen, alemlerin efendisi, mükafat olarak nikahıyla şereflendirdi. Bunu gören eshab-ı kiramın hepsi de biz Resulullah'ın ailesi olan annemizin akrabasını hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz dediler ve esirlerini azad ettiler. Bu nikah yüzlerce esirin azad olmasına sebep oldu. Sevgili peygamberimiz mübarek sevcesinin Berre ismini Cüveyriye olarak değiştirdi. Hazreti Cüveyriye validemiz için Hazreti Ayşe validemiz ben Cüveyriye'den daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim derdi. İslam ordusu zaferle Nurlu Medine'nin yolunu tutarken etraftaki müşrik kabilelerinin gözleri korkmuş, Müslümanlara saldırmaya cesaret etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışlardı. Sen alemlere tabip, ben kalbi gayet hasta şifa bulmak ümidiyle sana getirdim. Sırtımda günah dağı ve yüzüm saman gibi ümitliyim buraya zeval için getirdim. Alemlerin serveri, sana aşık, hayranım. Senin ayrılığından gece gündüz ağlarım. Senin büyük rahmetin abu hayat. Ben susuz. Bir damlası olmazsa ölürüm, can veririm akıl onu övmekte çok sıkıntıya düştü. Maazallah, mümkün mü? O bu kadar anlıyor. Onu hulkuyla övmek, boşuna uğraşmaktır. Onu sözle anlatmak, bundan da zor geliyor. Affedici ve kerim ve o kadar cömerttir. Sudan inci, taştan cevher, Dikenden gül geliyor. Güneş nur saçıyorsa onun nurlarındandır. Güldeki ter damlası gül yüzünden geliyor. Onu vasfetmek bundan daha yüksektir ama daha yüksek söylersem ayar inkar ediyor alemi bir zerreye sığdırmak mümkün olur. Onu sözle anlatmak, bundan da zor geliyor. Mevlana Halid-i Bağdadi Hendek Gazası Hicretin beşinci yılıydı. Medine-i Münevvere'den sürülen fitne ve fesat kaynağı, Yahudi nadir oğulları gruplara ayrılmış, bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e gitmişlerdi. Fakat, İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e olan kin ve intikam duyguları, kalplerini bürümüştü. Reisleri Huyey, kavminin ileri gelenlerinden, yanına topladığı yirmi adamıyla Mekke'ye gitti. Ebu Süfyan'la görüşüp, sevgili Peygamberimizin, Mübarek vücudunu ortadan kaldırmak üzere anlaşmaya oturdular. Bu işi bitirinceye kadar hiç ayrılmadan yanınızda bulunacağız dediler. Ebu Süfyan bizim düşmanımıza düşman olanlar bizim katımızda makbuldur. Fakat size güvenebilmemiz için putlarımıza tapmanız lazım. Ancak bundan sonra samimi olduğunuzu kabul edip emin olabiliriz dedi Gayelerine kavuşmak için dinlerini dahi veren hain yahudiler putların önünde yerlere kapandılar Kitaplı kâfir iken kitapsız oldular Sevgili peygamberimizi ortadan kaldırmak ve dini İslam'ı yıkmak için yemin ettiler Müşrikler derhal savaş hazırlığına başladılar komşu müşrik kabilelere de adamlar gönderdiler. Yahudiler de çeşitli kabileleri ikna etmek için harekete geçtiler. Bazı kabilelere para ve hurma vaat ederek silahlandırdılar. Müşrikler, Mekke civarından dört bin kişilik büyük bir kuvvet çıkarmıştı. Ebu Süfyan, Darün Nedve'de sancak bağlayıp, Osman bin Ebi Talha'ya verdi. Orduda 300 at, bol sayıda silah ve 1500 deve vardı. 4000 kişilik müşrik ordusu merraz Zahran'a geldiklerinde Süleyman oğulları, Fezare oğulları, Gatafanlılar, Mürre oğulları, Esed gibi pek çok kabileler 6000 kişilik yardımla müşrik ordusunun sayısını on bine çıkarmıştı. Bu, o zamana göre pek büyük bir kuvvet idi. Öteden beri Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle dost geçinen Huza kabilesi derhal Medine'ye haber uçurmuş. On günlük yolu dört günde alan bir süvari Peygamber Efendimize müşriklerin durumunu teferruatıyla haber vermişti. İşlerini eshab-ı kiramla istişare ederek yapan sevgili peygamberimiz derhal sahabilerini toplayıp durumu müzakere ettiler. Savaşın nerede ve nasıl yapılması hususunda her sahabi teklifini bildirdi. Bu heyet içinde bulunan Selman-ı Farisi Hazretleri söz alıp Ya Resulallah bizde bir harp usulü vardır. Düşmanın baskın yapma ihtimalinden korktuğumuz zaman, etrafımıza hendek kazarak savunma yapardık, dedi. Bu usul, Peygamber Efendimiz ve Eshab-ı Kiram'ın hoşuna gitti. Ve bu şekilde, düşmanla çarpışmaya karar verildi. Peygamber Efendimiz derhal, hesabından bazılarını alıp, hendeyin nereye kazılması lazım geldiğini keşfettiler. Medine'nin güney tarafı bahçelik olup, sık ağaçlarla kaplıydı. Müşriklerin buradan toplu hücuma geçmeleri ihtimali zayıftı. Sonra buranın müdafasını az bir kuvvet başarabilirdi. Doğuda ise antlaşma yapılan Beni Kureyza adlı Yahudi kabilesi bulunuyordu. Bu sebeple müşrikler ancak batı ve kuzey taraftaki açık araziden hücuma kalkabilirlerdi. Bu taraflardan hendek kazılacak yerler tespit edildi. Eshab-ı kiramın her birine, üç metre kadar yer düşüyordu. Herkes, hissesine düşen yeri, iki adam boyunda, üç buçuk metre kadar kazacak, hendek, süratle koşan bir atın atlayamayacağı kadar geniş olacaktı. Zaman azdı. Düşman, Mekke'den çıkmış, Medine'ye doğru yürümüştü. Hendeyin en kısa zamanda kazılması lazımdı. Sevgili Peygamberimiz, başta bizzat kendisi olmak üzere, kahraman hesabıyla, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, ilk kazmayı vurdular. Herkes, bütün gayretiyle, bir an önce hendeyi kazmaya çalışıyordu. Hatta buna çocuklar bile iştirak ediyorlardı. Resulullah Efendimize Zübab tepesi üzerinde bir çadır hazırlandı. Hendekten çıkarılan topraklar zembillerle bu tepenin etrafına dökülüyor. Gelirken de düşmana atmak için Sel Dağı'ndan taşlar çekiliyordu. Zembil bulamayanlar eteklerinde toprak taşıyordu. Sevgili Peygamberimiz de yoruluncaya kadar çalışıyordu. Bu hali gören eshab-ı kiram gayrete geliyor ve canımız sana feda olsun ya Resulallah. Bizim çalışmamız yeter. Sen çalışma, istirahat buyur. Demelerine rağmen ben de çalışarak kazandığınız sevaba ortak olmak istiyorum. buyurarak cevap veriyorlardı. O günlerde hava çok soğuktu. Ayrıca o sene kuraklık yüzünden kıtlık hüküm sürüyordu. Yiyecek bulmakta hayli güçtü. Alemlerin efendisi dahil olmak üzere bütün eshab-ı kiram müthiş bir açlık içinde bulunuyorlardı. Kendilerini güçlü hissetmeleri için açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar, midelerini sıkıştırarak yemek ihtiyacını gidermeye çalışıyorlardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz kendi açlığını düşünmüyor, hesabının bu soğukta aç olarak çalışmasına ve çektiği zahmetlere çok üzülüyor, onlara acıyor ve Allah'ım ahiret hayatından başka istenecek bir hayat yoktur. Ya Rabbi ensar ile muhacirlere mağfiret eyle diyerek dua buyuruyorlardı. Onlar da, canlarından çok sevdikleri Habib Ekrem Efendimize hayatımızın sonuna kadar Allahü Teala'nın yolunda dini İslam'ı yaymak için Resulullah Efendimize tabi olduk diyerek cevap veriyorlardı. Bu karşılıklı muhabbet açlık, susuzluk gibi nice meşakkatleri kökünden söküp götürüyordu. Hendek kazmak her gün sabah erkenden başlıyor akşama kadar sürüyordu bir gün kaza esnasında ali bin hakem hazretleri ayağından yaralandı ata bindirerek peygamber efendimizin huzuruna getirdiler alemlerin efendisi bismillahirrahmanirrahim diyerek onun ayağını sıvadı efendimizin bir mucizesi olarak bir anda ayağının kanı durdu ve ağrısı kesildi. Hendek kazmaya devam ediliyordu. Eshab bir ara çok sert bir yerle karşılaştılar. Kazmak mümkün olmuyordu. Resul-i Ekrem Efendimize gelip durumu bildirdiler. Teşrif buyurarak hendeye indiler. Bir kapla su istediler. Bir yudum alıp tekrar kaba boşalttılar. Sonra suyu sert yere serptiler balyozu alıp, o yeri bir vuruşta kum gibi dağıttılar. Orası kolayca kazılır olmuştu. Bu vuruş esnasında, sevgili peygamberimizin mübarek karnı açılınca, oradakiler, Efendimizin açlıktan midesi üzerine taş bağladığını gördüler. Rasulullah Efendimizin bu halini gören, Cabir bin Abdullah hazretleri huzura varıp, Anam babam sana feda olsun ya Resûlallah. İzin verirseniz eve kadar bir gidip geleyim diyerek müsaade istedi. İzin aldıktan sonrasını Hazreti Cabir şöyle anlattı. İzin verilince eve gelip hanımıma Resul Aleyhisselam'da öyle bir açlık hali gördüm ki dayanılır gibi değil. Evde yiyecek bir şeyler var mı diye sordum. O da şu oğlaktan ve birkaç avuç arpadan başka bir şey yoktur dedi. Hemen oğlağı kestim. Zevcem de arpayı el değirmeninde öğütüp un haline getirdi. Sonra onu hamur yaptı. Eti çömleğe koyup tandırda pişirmeye başladı. Bundan sonra Resulullah Efendimizin yanına vardım ve Ya Resulallah çok az bir yemeğim var yanınıza bir iki kişi alıp, bize yemeğe buyurun dedim. Resulullah, yemeğiniz ne kadardır? buyurdular. Söyledim. Bunun üzerine, hem çok hem de güzel yemektir. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar, tandırdan ne et çömleğini ne de ekmeği çıkarsın, buyurdu. Sonra mücahitlere dönüp, ey hendek halkı, kalkınız. Cabir'in ziyafetine gideceğiz, buyurdu. Bu emir üzerine, eshab-ı kiram toplanarak, peygamberimizin arkasından yürümeye başladılar. Ben hemen eve dönüp, olanları hanımıma anlattım ve, şimdi ne yaparız deyince bana, Resul aleyhisselam, yemeğin ne kadar olduğunu sormadı mı? dedi. Ben de, sordu ve söyledim dedim. Hanımım, Eshab-ı sen mi, yoksa Resulullah Efendimiz mi davet etti diye sordu. Resulullah davet etti deyince, Resul aleyhisselam daha iyi bilir diyerek, beni teselli eyledi. Biraz sonra Peygamber Efendimizin nurlu cemali kapımızda göründü. Kalabalık olan sahabilere, Birbirinizi sıkıştırmadan içeri giriniz, buyurdular. Sahabi kardeşlerim, onar kişilik gruplar halinde oturdular nebi Muhterem, ekmeğin ve etin bereketlenmesi için dua buyurdu. Sonra çömleği tandırdan çıkarmadan, kepçe ile içindekileri aldığı ekmeklerin üzerine koyarak, eshabına ikram ettiler. Bütün eshab doyuncaya kadar, böyle devam ettiler. Yemin ederim ki, yemek yiyen bin kişiden çok olduğu halde, ekmek ve et, aynen duruyordu. Biz de yedikten sonra komşularımıza dağıttık. Selman-ı Farisi Hazretleri, çok iyi hendek kazardı. Tek başına, on kişinin yaptığı işi yapardı. O da, arkadaşlarıyla kendisine ayrılan yeri kazarlarken, çok sert ve büyük, beyaz bir kaya ile karşılaştılar. Kırmak için çok uğraştılar. Fakat bütün emekleri boşa gitti. Üstelik balyozları, kazma ve kürekleri de kırılmıştı. Hazreti Selman sevgili peygamberimizin huzuruna varıp "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Hendeyi kazarken sert bir kayaya rastladık. Demirden yapılmış bütün aletlerimiz kırıldığı halde yerinden bile oynatamadık." diyerek durumu arz etti. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz saadetle oraya gelip balyoz istediler. Orada bulunan eshab-ı kiram da neticeyi merakla bekliyorlardı. Nebilerin sultanı efendimiz aşağı indiler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek balyozu kaldırıp kayaya öyle bir vurdular ki, bu çarpmadan Medine'yi aydınlatan bir şimşek çaktı ve kayadan bir parça koptu. Resul-i Ekrem Efendimiz Allahu ekber diyerek tekbir getirdiler. Bunu işiten hesap da tekbir getirdi. Sonra ikinci defa balyozu vurdular. Yine her tarafa aydınlatan bir şimşek ve kayadan kopan parçalar sevgili peygamberimiz yine Allahu ekber diyerek tekbir getirdiler. Bunu eshab kiram takip etti. Balyoz üçüncü defa indiğinde her tarafı aydınlatan bir şimşek daha çakmış ve kaya parça parça olmuştu. Alemlerin efendisi yine Allahu ekber diyerek tekbir getirdi. Şerefli eshabı da ona uydu. Hazreti Selman elini uzattı. Sevgili peygamberimiz yukarı çıktılar. Selman-ı Farisi Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Ömrümde hiç görmediğim bir şeyi şimdi gördüm. Bunun hikmeti nedir deyince Peygamber Efendimiz eshabına dönüp Selman'ın gördüğünü sizler de gördünüz mü buyurdular. Onlar da, Evet ya Resûlallah, balyozu kayaya vurduğunuz zaman, şiddetli bir şimşeğin çaktığını gördük. Siz tekbir getirince, biz de tekbir getirdik dediler. Peygamber Efendimiz de, Önceki darbenin ışığında, Kisra'nın, Medain'deki köşkleri bana göründü. Cebrail aleyhisselam gelip, Ümmetin o beldelere sahip olurlar, diye haber verdi. İkinci darbede, Rum vilayetinin, Şam'ın kızıl köşkleri göründü. Cebrail aleyhisselam gelip, ümmetin o diyara da sahip olur, dedi. Üçüncüsünde, Sana'nın, Yemen'in köşkleri göründü. Cebrail aleyhisselam, o yere de ümmetin malik olur diye haber verdi buyurdu. Sonra kainatın sultanı Acem Kisrası'nın Medayin'deki sarayını tarif edince oralı olan Hazreti Selman canım sana feda olsun ya Resulallah. Seni hak din ve kitapla gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki o köşkler aynen anlattığınız gibidir. Senin Allahü Teala'nın resulü olduğuna şahadet ederim, dedi. Peygamber Efendimiz, ey Selman, Şam muhakkak fethedilecektir. Heraklius, memleketinin en ücra yerine kaçacaktır. Siz Şam'ın her tarafına hakim olacaksınız size hiç kimse karşı koyamayacaktır. Yemen, muhakkak fethedilecektir. Şu diyar-ı meşrikte, muhakkak fethedilecek ve Kisra öldürülecektir. Allahü Teala bu fetihleri benden sonra size nasip edecektir. Buyurdular. Selman-ı Farisi Hazretleri Rasulullah Efendimizin bu müjdelerinin hepsinin gerçekleştiğini gördüm, diye haber verdi. Düşman artık gelmek üzereydi. Hendek son süratle kazılıyor ve bir an önce bitirilmeye çalışılıyordu. Mücahitler zaruret halinde, Peygamber Efendimizden izin alarak işi bırakıyorlar, ihtiyaç giderildikten sonra yeniden işlerinin başına koşuyorlardı. Münafıklar gayet gevşek davranıyor, istedikleri zaman işe geliyor, istedikleri zaman izin almadan bırakıp gidiyorlardı. Ayrıca hesabın bu şekildeki çalışmasıyla alay ediyorlar, Peygamber Efendimizin verdiği müjdelere bile, biz düşman korkusundan hendeklere sığınıyoruz. O ise bize Yemen, Rum ve Fars ülkelerinin köşklerini vaat ediyor. Sizin bu halinize şaşıyoruz.'' diyorlardı. Bunun üzerine mücahitler için inen ayet-i de mealen buyuruldu ki gerçek müminler ancak o kimselerdir ki ihlas ile Allahü Teala'ya ve Resulüne iman edenler ve cihat cihada ait tedbirler cuma ve bayram toplanmaları gibi toplu bir iş için onun Resulullah'ın mahiyetinde bulundukları vakit ondan izin almadıkça bırakıp gitmeyenlerdir. O halde ey Habibim senden izin isteyenler Allahü Teala'ya ve Resulüne iman edenlerdir. Bu mümin kimseler bazı işleri için senden izin istedikleri vakit, sen de onlardan dilediğin kimseye izin ver ve kendileri için Allahü Teala'dan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allahü Teala Gafurur Rahim'dir. Çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Nur Suresi 62. ayet. Münafıklar için inen ayet-i kerimelerde de mealen buyuruldu ki: Allahü Teala'nın Resulü'nün davetini kendi aranızda birbirinizi bazen icabet edip bazen etmediğiniz davetsiz gibi tutmayın. Davetine hemen koşun ve izinsiz ayrılmayın. İçinizden birbirinizi siper ederek gizlice kaçanlarınızı Allahü Teala muhakkak biliyor. Onun emrinden uzaklaşıp gidenler dünyada fitneye, ahirette de elem verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Dikkat ediniz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de Allahü Teala'nındır. O sizin hangi inanç üzerinde mümin veya münafık olduğunuzu ve münafık ve kâfirlerin kendisine döndürülecekleri kıyamet gününü de biliyor. Allahü Teala onların dünyada yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allahü Teala her şeyi bilir. Nur Suresi 63 64. Hendeyi kazma işine başlayalı altı gün olmuştu. Herkes işini layıkıyla bitirmişti. Ancak bir yer, zaman yetmediği için, geniş ve derin kazılamamıştı. Peygamber Efendimiz, burası için endişelerini belirttiler. Müşrikler buradan başka bir yerden geçemezler, buyurdular. Buraya nöbetçiler koydular. Müşrik ordusunun Medine'ye çok yaklaştığı sırada, Yahudi nadir oğullarının reisi Huyey, Kureyş ordu kumandanına Medine'deki Kureyza Yahudilerinin Müslümanlarla antlaşma halinde olduklarını ancak onların reisi Ka'b bin Esed'i aldatıp kendi saflarına çekebileceğini bildirdi. Kumandan da "Ey Huyey, hemen Ka'b bin Esed'e git. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozup bize yardım etsinler." dedi. Bu antlaşmanın maddelerinden biri, Medine'ye bir düşman ordusu taarruz ederse, Müslümanlarla birlik olup, düşmana karşı koymak idi. Yahudi Huyey, müşrik ordusundan ayrılıp, gece Beni Kureyza reisi Kâb'ın evine geldi. Kapıyı çalıp kendisini tanıttı ve, Ey Kâb! Kureyş'in bütün ordusunu, Kinane ve Gatafan oğulları gibi, nice kabileleri, on bin kişilik bir ordu halinde getirmiş bulunuyorum. Artık Muhammed ve hesabı kurtulamayacaktır. Onları tamamen imha edinceye kadar, Kureyşlerle buradan ayrılmamaya yemin ettik, dedi. Kâb, Muhammed ve esabı öldürülemez de, Kureyş ve Gatafanlar ülkelerine dönüp gider ise, burada yalnız kalırız, sonunda hepimizi öldürürler diye korkuyorum.'' diye endişesini belirtince, Huyey, bu korkunun gitmesi için, Kureş ve Gatafanlardan yetmiş kişi rehin istersin. Bu rehineler sende olduğu müddetçe, onlar buradan gidemezler. Şayet yenilip giderlerse, ben sizin yanınızdan ayrılmam. Size gelen felaket bana gelmiş olur diyerek, Kâb'ı sonra da diğer Yahudileri aldattı. Müslümanlarla olan muahhedeyi yırttırdı. Böylece antlaşma bozulmuş oldu. Huyey, müşrik ordusuna dönüp, durumu anlattı. Beni Kureyza'nın, Müslümanları arkadan vuracaklarını bildirdi. Yedinci gün, müşrikler, on bin kişilik büyük bir ordu ile, Medine'nin batı ve kuzey tarafına gelip, ordugahlarını kurdular. Bu ordugah, hendeğin kazıldığı yerdeydi. Müşriklerin düşünceleri, bu büyük ordu ile Medine'yi baştan başa yakıp yıkmak, Peygamber Efendimiz'i ve eshabını ortadan kaldırıp, İslamiyet'i yok etmekti. Bu, görünüşte karşı konması güç, pek büyük bir ordu idi. Müşrikler, hayallerinden geçirmedikleri hendek engelini görünce, şaşkına döndüler. Moralleri bozuldu. Çünkü hendek iyi bir atın süratle koşarak atlayamayacağı genişlikteydi. İçine düşen bir kimse de kolayca çıkamazdı. Hele zırhlı bir kimsenin yukarı tırmanarak çıkması çok zordu. Müşriklerin geldiğini haber alan sevgili Peygamberimiz derhal altı gündür durmadan çalışarak yorgun düşen hesabını toplayıp hendeğin bu tarafında. Sel Dağı eteklerine karargahını kurdu. Arkalarında Sel Dağı ve Medine bulunuyordu. Önünde Hendek ve ötesinde düşman. Yine İbni Ümmi Mektum, Medine'de Peygamber Efendimizin vekili olarak bırakıldı. Kadınlar ve çocuklar hisarlara yerleştirildi. Üç bin kişilik İslam ordusunun 36 süvarisi vardı. Sancakları, Zeyd bin Harise ile Sa'd bin Übade Hazretleri taşıyordu. Resulullah Efendimizin deriden yapılmış çadırı Sel eteğinde kuruldu. Yine nice kahramanlıklar gösterecek olan Eshab-ı Kiram dikkatle düşmanın hareketlerini takip etmeye başladı. Bu sırada sevgili peygamberimizin huzuruna Hazreti Ömer'in geldiği görüldü. Ya Resulallah, İşittiğime göre, Kureyza Yahudileri, aramızdaki antlaşmayı bozmuşlar ve bize karşı harbe hazırlanıyorlarmış, dedi. Beklenilmeyen bu habere, alemlerin efendisi, Hasbunallahü ve ni'mel vekil, Allahü Teala bize yeter, o ne güzel vekildir, diyerek mukabelede bulundular. Çok müteessir olmuşlardı. Şimdi İslam ordusu iki ateş arasında kalmıştı. Kuzey ve batıda müşrik orduları, güneydoğuda Yahudiler bulunuyordu. Resulullah Efendimiz Zübeyr bin Avvam Hazretlerini Kureyza oğullarının kalesine gönderdi. Hazreti Zübeyr gidip durumu öğrendi. Gelince "Ya Resulallah, onları kalelerini tamir, harp talimleri, ve manevraları yaparken gördüm. Ayrıca hayvanlarını da derleyip toparlıyorlardı diyerek gördüklerini anlattı. Bunun üzerine Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Saat bin Muaz, Saat bin Übade, Havvat bin Cübeyr, Amr bin Avf, Abdullah bin Revahayı Kureyza oğullarına nasihat edip antlaşmayı yenilemeleri için gönderdi. Vazife verilen bu beş sahabi, Kureyza Yahudilerinin kalesine gidip, onlara nasihat ettiler. Fakat, nasihat kâr etmiyordu. Ayrıca, hakaret etmeye de başlamışlardı. Son söz olarak, kardeşlerimiz nadir oğullarını yurtlarından sürüp çıkarmakla, bizim kolumuzu kanadımızı kırdınız. Muhammed de kim oluyormuş? Onunla aramızda hiçbir söz ve antlaşma yoktur. Peygamberinizin üzerine hep birden saldırıp, öldürmek için and içmiş bulunuyoruz. Kardeşlerimize muhakkak arka çıkıp, yardımcı olacağız, dediler. Sa'd bin Muaz hazretleri ve arkadaşları, Resulullah efendimizin huzuruna gelip, herkesin anlayamayacağı şekilde, kapalı olarak durumu anlattılar. Peygamber efendimiz, haberinizi gizli tutun. Ancak, bilene açıklayın. Çünkü harp, tedbir ve aldatmadan ibarettir, buyurdular. Eshab-ı kiram, hendeyin bu tarafında, Peygamber efendimizi bekliyor, nasıl hareket edeceklerini merak ediyorlardı. Biraz sonra, kainatın sultanı, kahraman hesabının yanına teşrif etti ve Allahü Ekber, Allahü Ekber diyerek tekbir getirdi. Bunu işiten şanlı sahabiler hep bir ağızdan tekbir getirerek Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifinin yüceliğini bildirip hendeyin ötesinde kum gibi kaynayan küffarın kalbine korku saldılar. Müşrikler tekbirleri işitince Muhammed ve eshabına herhalde sevindirici bir haber geldi dediler. Peygamber Efendimiz eshabına Ey Müslüman cemaati! Allahü Teala'nın fetih ve yardımıyla sevininiz buyurarak muzaffer olacaklarının müjdesini verdi. Şanlı eshab şimdiye kadar birçok seriyelerde bulunmuşlar, Bedir ve Uhud gazalarına katılmışlardı. Sayıca ve kuvvetçe çok olan müşrikleri Allahü Teala'nın izni ve Resul Ekrem Efendimizin duası bereketiyle her defasında hezimete uğratmışlardı başlarında varlıkların baş tacı olduktan sonra yapamayacakları iş, katlanamayacakları sıkıntı olamazdı. Hava soğuk, kıtlık şiddetli, açlık ziyadeydi. Peygamber Efendimiz dahil birçokları mübarek karınlarına taş bağlamışlardı. Karşıda düşman kum gibi kaynıyordu. Fakat şanlı eshab için düşmanın çokluğu ve çekilen sıkıntıların ehemmiyeti yoktu Allahü Teala en güzel vekildi ona bağlanmışlar ona dayanmışlar ona sığınmışlardı Kureyş'in önde gelen komandanları ve Kureyş'le beraber gelen diğer kabilelerin liderleri umumi taarruza geçmek için bir karar vermeden önce Hendey'in etrafında geçebilecekleri bir yer araştırmaya başladılar. Hendeyi bir baştan öbür başa kadar dolaştılar. Nihayet, aceleden yarım kalan dar yerde durup, buradan hücum etmenin uygun olacağında karar kıldılar. Müşrik askerleri de, kumandanlarının peşinden hareket ediyorlar, bir hendeye, bir de şanlı hesaba bakıp şaşırıyorlardı. Yemin ederiz ki bu, Arapların başvurduğu bir usul değildir. Muhakkak bunu o farslı adam tavsiye etmiştir, diyorlardı. Kureyşli kumandanlar, askerlerine hendeğin dar yerini göstererek, buradan kim atlayıp karşıya geçebilir deyince, içlerinden beş süvari ayrıldı. Bunlar, teke tek vuruşmak üzere, hendeğin diğer tarafına geçeceklerdi. Şanlı eshab-ı kiram, ve müşrik askerleri, merakla, bu beş atlının hareketlerini takip etmeye başladılar. Süvariler, hız almak için geriye çekildiler. Sonra atlarının başını, hendeyin en dar yerine çevirip, hızlandırdılar. Dört nala koşan beş cins at, bir sıçramada, hendeyin diğer tarafına geçmeyi başardılar. Onu pek çok süvari takip etmek istediyse de, başaramayıp, hendeyin öbür tarafında kaldılar. Bu geçenler içinde Amr bin Abd adında çok güçlü bir kimse vardı. Tepeden tırnağa kadar zırh giymiş, heybetli bir görünüşü vardı. Görünüşte kalplere korku salan bu adam, mücahitlere karşı, benimle çarpışabilecek bir kimse varsa meydana çıksın, diye bağırdı. Bu sırada Hazret Ali'nin, Sevgili peygamberimizin huzuruna çıkarak "Canım sana feda olsun ya Resulallah. Onunla ben çarpışayım." diyerek izin istediği görüldü. Üzerinde zırhı dahi yoktu. Eshab-ı Kiram ona gıpta ile bakıyordu. Sevgili peygamberimiz kendi mübarek zırhını çıkarıp Hazreti Ali'yi giydirdiler. Kılıcını ona kuşattılar. Mübarek başlarından sarığını çıkarıp onun başına bizzat kendi elleriyle sardılar. Sonra da Allah'ım Bedr gazasında amcam oğlu Ubeyde Uhud gazasında amcam Hamza şehit oldular. Yanımda kardeşim ve amcam oğlu olan Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle. Ona yardımını ihsan eyle beni yalnız başıma bırakma diyerek dua etti Eshab-ı Kiram amin dediler Dualar ve tekbirler arasında yaya olarak ilerleyen Allahü Teala'nın aslanı atının üzerinde bir heyula gibi duran Amr bin Abd'ın karşısına dikildi Gözlerinden başka her tarafı zırhlarla kaplı olan Amr bu kahramanı tanıyamadı ve kim olduğunu sordu. O da, ben Ali bin Ebi Talib'im, diyerek kendini tanıtınca, Amr, ey kardeşimin oğlu, baban benim dostumdur. Bu sebeple, senin kanını dökmek istemem. Benim karşıma çıkacak amcalarından biri yok mu? Diyerek, güya ona acıdı. Hazreti Ali ise, Ey Amr! Vallahi ben senin kanını dökmek isterim. Yalnız ikimizin de eşit durumda olması lazım gelmez mi? Yiğitliğin şanına da bu yakışmaz mı? Halbuki ben yayayım, sen ise atlısın. Diyerek onu tahrik etti. Bunu işiten Amr'ın, yiğitlik damarı kabarıp, derhal atından indi ve atının bacaklarını kılıçla doğradıktan sonra, hiddetle Hazret Ali'nin karşısına geçti. Hamle yapmak üzereyken Allahü Teala'nın aslanı "Ey Amr, işittim ki sen Kureyş'ten bir kimseyle karşılaştığında onun iki dileğinden birini yerine getireceğine yemin etmişsin. Bu doğru mu?" diye sordu. O da "Evet, doğrudur." diye cevap verince bu defa o halde birinci isteğim senin Allahü Teala ve Resulüne iman edip Müslüman olmandır diyerek imana davet etti. Bunu duyan Amr kızdı ve geç bunu. Bu bana lazım değil dedi. Hazret Ali ikinci isteğim çarpışmayı bırakıp Mekke'ye dönmendir. Zira Rasul aleyhisselam düşmana galip gelirse sen bu hareketinle ona yardım etmiş olursun dedi. Amr bunu da geç. Ben intikam almadıkça koku sürünmeyeceğime yemin ettim. Başka bir dileğim varsa onu söylediğince Hazret Ali, ey Allahü Teala'nın düşmanı, artık seninle çarpışmaktan başka bir şey kalmadı dedi. Amr, bu sözlere gülüp, Hayret doğrusu, Arap diyarında karşıma çıkabilecek bir yiğidin olduğu, hatırımdan geçmezdi. Ey kardeşimin oğlu! Yemin ederim ki, ben seni öldürmek istemem. Zira baban benim dostumdu. Ben karşıma Kureyş eşrafından, Ebu Bekr gibi, Ömer gibi bir kimse isterdim, dedi. Hazreti Ali, Öyle olsa da ben seni öldürmek için buraya çıktım deyince Amr'ın kanı başına sıçradı. Kılıcını kaldırmasıyla indirmesi bir oldu. Böyle bir şeyi bekleyen Allahü Teala'nın aslanı şimşek gibi yana sıçrayıp hamleyi kalkanıyla karşıladı. Fakat Amr bunun gibi nice kalkanlar parçalamıştı. Onun vuruşuna en güçlü kalkanlar bile dayanamazdı. Nitekim Şimdi de öyle oldu. Hazreti Ali'nin kalkanı parçalandı. Ayrıca kılıç başını sıyırıp yaraladı. Hamle sırası Hazreti Ali'ye gelmişti. Ya Allah diyerek Zülfikar'ı Amr'ın boynuna indirdi. İndirmesiyle İslam ordusunda Allahu Ekber, Allahu Ekber sedaları yeri göğü inletmeye, küffar ordusunda feryatlar yükselmeye başladı. Evet. Nebilerin sultanı, varlıkların baş tacının duası kabul olmuştu. İnsan azmanı Amr yere serilmiş gövdesinden oluk gibi kan boşanırken kafası miferi ile birlikte uçmuştu. En çok güvendikleri Amr'ın yere serildiğini gören arkadaşları derhal Hazreti Ali'ye saldırdılar. Bunu gören Eshab-ı Kiram oraya koştular. Zübeyir bin Avvam, Nevfel bin Abdullah'ı yaralayıp atıyla birlikte hendeye düşürdü. Hz. Ali, hendeye inip, Nevfel'i iki parçaya ayırdı. Diğerleri hendeyi zor geçip geriye kaçtılar. Müşrik ordusu başkumandanı ise, daha harbin başında büyük bir ümitsizliğe düşmüştü. Artık harbin şekli tayin olmuştu. Hendek, göğüs göğüse çarpışmayı engelliyordu ok atışlarıyla birbirlerine zayiat vermeye uğraştılar. Bu hareket, neticeyi uzatmaktan başka bir işe yaramıyordu. Müşrikler, bu şekilde galip gelemeyeceklerini anlayıp, hendeyin her tarafından hücuma geçmenin en uygun bir yol olacağına karar verdiler ve saldırıya geçtiler. On bin kişilik koca düşman ordusu, hendeyi geçmek için uğraşıyor, üç bin kişilik şanlı İslam ordusu ise, okla, taşla onları hendekten geçirmemeye gayret ediyordu. Müthiş bir mücadele başlamıştı. Bu mücadele akşama kadar sürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gece hendeğin çeşitli yerlerine nöbetçiler yerleştirdi. Kendisi de dar olan yerde nöbet tutmaya başladı. Medine'ye 500 kişilik bir devriye kuvveti göndererek sokaklarda yüksek sesle tekbir getirmelerini emretti. Böylece Yahudilerden veya Kureyş müşriklerinden gelecek bir tehlike zamanında önlenecek, kadınlar ve çocuklar korunacaktı. Kureyza Yahudileri ise, Huyey bin Ahtab'ı müşriklere gönderip, gece baskınları yapmak üzere iki bin kişilik bir kuvvet istediler. Geceleri savunmasız kalan kadın ve çocuklara saldıracaklardı. Fakat, mücahitlerin sabahlara kadar devriye gezmeleri, Allahü Ekber nidalarıyla tekbir getirmeleri kalplerine büyük bir korku salmıştı. Kalelerine çekilip fırsat beklemeye başladılar. Zaman zaman küçük gruplar halinde Medine'ye girmeye çalıştılar. Bir gece Kureyza oğullarının ileri gelenlerinden Gazzal yanına aldığı on kişilik bir birlikle Peygamber Efendimizin halası Safiye validemizin bulunduğu köşke kadar gelmeyi başardı. İçeride kadınlar ve çocuklar vardı. Kendilerini koruyacak bir tek silahları bile yoktu. Yahudiler önce köşke ok atmaya sonra da içeri girmeye çalıştılar. İçlerinden biri iç avluya geçmeyi başardı ve içeri girmek için etrafı kontrol etmeye başladı. Bu sırada sevgili peygamberimizin kahraman halası yanındakilere hiç ses çıkarmamalarını tembih ettikten sonra aşağı inip kapının yanına geldi. Bir tülbentle başını sıkıca sarıp bir erkek görünümüne girdikten sonra eline bir sırık alıp beline bir bıçak yerleştirdi. Yavaşça kapıyı açıp o Yahudinin arkasına yaklaştı ve elindeki sırığı şiddetle başına indirdi hiç vakit kaybetmeden yere düşen Yahudi'yi öldürdü. Sonra öldürülen Yahudi'nin başını dışarıda ok atmakla meşgul olan Yahudilere fırlattı. Arkadaşlarının kesik başını ayakları altında gören Yahudiler büyük bir korkuya kapılıp kaçmaya başladılar. Bir taraftan da bize Müslümanlar evlerinde hiçbir erkek bırakmaksızın hepsini harbe göndermişler şeklinde haber verilmişti diye söyleniyorlardı. Harp Sabahleyin yine aynı şiddette devam etti. Oklar havada vınlayarak uçuşuyordu. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şanlı hesabına varlığım yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki karşılaştığımız sıkıntılar üzerinizden muhakkak kaldırılacak ve sizler feraha çıkarılacaksınız buyurarak onlara sabretmelerini tavsiye etti ve zaferin inananlara ait olacağını müjdeledi. Bu müjdeyi alan kahraman sahabiler açlık, kıtlık gibi sıkıntıları unutup canla başla çalıştılar. Hendek'ten bir müşriğin bile geçmesine meydan vermediler. Eshab-ı Kiram'ın önde gelenlerinden Sa'd bin Muaz Hazretleri büyük bir kahramanlık göstererek savaşıyordu. Savaş sırasında Hibban bin Kays bin Araka adlı bir müşriğin attığı okla kolundan yaralandı. Ok atar damara isabet edip çok kan kaybına sebep oldu. Hazreti Saad yaralı bir halde etrafındakilerin kanı durdurmak için uğraştıklarını görerek durumun ciddi olduğunu anladı ve Ya Rabbi Kureyş harbe devam edecekse bana ömür ihsan eyle çünkü senin resulüne eziyet eden, onu yalanlayan bu müşriklerle savaşmaktan hoşlandığım kadar başka hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Eğer aramızdaki harp sona eriyorsa beni şehitlik mertebesine yükselt. Fakat beni Kurayza'nın akıbetini görmeden ruhumu kabzetme." diyerek dua etti. Duası kabul olunup kanı kesildi. Eshab-ı Kiram arasında çarpışıyor görünen Abdullah bin Übey gibi münafıklarsa gayet ağırdan alıyor, ileri hatlara yaklaşmıyorlardı. Ayrıca mücahitlerin morallerini bozmak için ellerinden geleni yapıyor. Muhammed size Kayser ve Kisra'nın hazinelerini vaat edip duruyor. Halbuki şu anda hendek içinde hapsolmuşuz. Korkumuzdan abdest bozmaya bile gidemiyoruz. Allah ve Resulü bizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyor, vaat etmiyor diyerek fitne çıkarmaya çalışıyordu. Sıkıştıkları zaman evlerine düşmanın saldırabileceğini bahane edip vazife yerlerini terk ediyorlardı. Münafıkların bu hareketleri de ayrı bir dert ve ayrı bir sıkıntı oluyordu. Müşrik ordusu bir an önce neticeye varmak için bütün gücünü harcıyor fakat şerefli sahabilerin kahramanca müdafaları karşısında hiçbir varlık gösteremiyordu. En çok saldırdıkları yer dar geçit Sevgili peygamberimiz buradan ayrılmıyor, hesabını savaşa teşvik ediyordu. Peygamber Efendimizin yanı başında harp etmek şerefine kavuşmak isteyen eshab-ı kiram, gaza meydanında görülmemiş kahramanlıklar gösteriyorlardı. Bir ara, müşriklerin şiddetli bir ok atışına başladıkları görüldü. Bütün hedef, kainatın sultanının bulunduğu çadır idi. Sevgili peygamberimizin mübarek vücutlarını bir zırh örtüyordu. Mübarek başlarında ise, miğferleri vardı. Çadırın önünde dimdik duruyorlar, harbin seyrine göre, eshabına emirler veriyorlardı. Müşrikler bazen en zayıf görünen yere birden yükleniyorlar, mübarek sahabiler oraya koşup din düşmanlarını püskürtünceye kadar aşk ile çarpışıyorlardı. Bu görünmemiş mücadele pek şiddetli oluyor, kahraman sahabiler çarpışmaktan yan tarafa bakacak zaman bulamıyorlardı. O gün, sabahla başlayan bu mücadele, geç saatlere kadar devam etti. Namaz vakitleri geldikçe, şanlı sahabiler, Ya Resûlallah, namazımızı kılamadık, diyorlar. Alemlerin efendisi, kainatın sultanı, büyük bir üzüntü içinde, Vallahi ben de kılamadım, buyuruyorlardı. Yatsı sıralarında, ibadetlerini yaptırmayan müşrik sürüsünü pek şiddetli bir saldırıyla geriye püskürtüp dağıttılar. Bu dağınıklıktan kurtulamayan Kureyşler ve Gatafanlar geceyi geçirmek üzere karargahlarına çekildiler. Mücahitler de sevgili peygamberimizin çadırına doğru yürüdüler. O zaman alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beddua etmek adet-i şerifleri değil iken namaz için dayanamamışlar. Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydular ise Allahü Teala da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun. Buyurarak müşriklere bedduada bulundular. Kazaya kalan, öğle, ikindi ve akşam namazlarını kıldıktan sonra, yatsı namazını kıldırdılar. Müşrikler, İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için yaptıkları bu mücadelelerinden sonra, Müslümanların gündüz mağlub edilemeyeceğini anladılar. Onlara göre tek çare, aynı şiddetle gece baskınları tertiplemekti. Müslümanlar, ancak bu şekilde yenilebilirdi. Bu kararlarını hemen tatbikata koyup, Yahudi Kureyza oğullarıyla birlikte gece baskınları yapmaya başladılar. Askerlerini gruplara ayıran müşrikler, nöbet ve sırayla hücuma geçiyorlardı. Bu hal günlerce devam etti. Başta sevgili peygamberimiz ve kahraman hesabı kiram, aç, uykusuz, yorgun oldukları halde, müdafaya devam ettiler. Hiçbir düşman askerini hendekten bu tarafa geçirmediler. Canla başla yapılan bu savunma, daha önce yapılan bütün gazalardan daha korkulu, daha şiddetli, daha sıkıntılı ve daha zahmetliydi. Günlerdir çarpışmakta olan müşriklerde, yiyecek sıkıntısı baş göstermeye başladı. At ve develeri de, yerde bir tutam kuru ot bulamadıkları için, ölmeye başlamıştı. Bu sebeple müşriklerin kumandanı Dırar bin Hattab kumandasında bir birliği Kureyza Yahudilerine erzak temini için göndermişti. Küffara her şeylerini feda eden Yahudiler derhal yirmi deve yükü buğday, arpa, hurma ve hayvanlar için saman yükleyip teslim ettiler. Dırar, askerleriyle sevinç içinde dönerken, Kuba yakınlarında, bir grup sahabi ile karşılaştılar. Kahraman hesap derhal hücum etti. Kanlı bir çarpışmadan sonra müşrikleri kaçırtarak yüklü develeri Peygamber Efendimize teslim ettiler ve çok duaya mazhar oldular. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir aya yakın devam eden bu şiddetli çarpışmada pek güç durumlarda kalan kahraman hesabına acıyor, onlara babalarından kat kat fazla şefkat gösteriyordu. Şanlı hesabının gösterdiği bu insanüstü gayretlere karşı kendisi mübarek alnını toprağa koyuyor, onlar için Allahü Teala'ya şöyle yalvarıyordu: Ey darda kalanların imdatlarına yetişen, ey muhtaç ve çaresiz kalmışların duasına icabet eden Allah'ım. Benim ve eshabımın hallerini muhakkak görüyor ve biliyorsun. yaranbi. sen küffarı münhezim kıl, hezimete uğrat, içlerine tefrika düşür ve onlara karşı bize nusret ver, zafer ihsanıyla. eyle. Sevgili Peygamberimiz bu duasını son günlerde, sık sık tekrarlıyordu. Müşrikler kıtlığın da verdiği ızdıraplardan dolayı bir an önce Müslümanları ortadan kaldırmak için bütün güçlerini harcıyorlardı. Böyle çarpıştıkları bir akşam müşrik ordusundan kalbine İslam'ın sevgisi düşmüş bir kimse Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Bu Gatafan kabilesinden Nuaym bin Mesud idi sevgili peygamberimize ya Resulallah ben Allahü Teala'nın bir olduğunu ve senin hak peygamber olduğunu tasdik etmek için geldim. Hamdolsun Müslüman olmakla şereflendim. Şimdiye kadar size karşı çarpışmıştım. Bundan sonra da küffara karşı çarpışacağım. Bana ne emrederseniz yapmaya hazırım. Ya Resulallah benim Müslüman olduğumu kavmim dahi bilmiyor, dedi. Resul i Ekrem Efendimiz, bu küffarın arasına girip, tefrika sokarak, birbirlerinden ayırmaya çalışabilir misin, buyurdular. O da, Ya Resûlallah, allah Teala'nın yardımı ile onları birbirinden ayırabilirim. Yalnız, her ne dilersem söylemeye izin var mı? diye sual etti. Efendimiz de harp hiledir. İstediğini söyleyebilirsin buyurdular. Nuaym bin Mesud Hazretleri önce Kureyza Yahudilerinin yanına varıp benim size karşı olan sevgimi bilirsiniz. Yalnız bu konuşacaklarımız aramızda kalsın. Hiç kimse bilmesin dedi. Yahudiler de hiç kimse bilmeyecektir diyerek yemin ettiler. Bunun üzerine Hazreti Nuaym şu adamın Peygamber Efendimizin işi muhakkak bir beladır. Onun nadir ve kaynuka oğullarına yaptığını biliyorsunuz. Onları yurtlarından yuvalarından sürüp çıkardığını hepiniz de gördünüz. Şimdi Kureyşler ve Gatafanlar gelip Müslümanlarla çarpışmaktalar. Siz de onlara yardım etmektesiniz günlerce çarpıştığımız halde daha bir neticeye varamadık. Böyle devam ederse muhasara uzuyacağı benzemektedir. Kureyşler ve Gatafanların malları, mülkleri, yurtları, çocukları sizin gibi burada değildir. Bu harpte eğer fırsat bulur da galip gelirlerse ganimetleri toplar giderler. Şayet Mağlup olurlarsa çekip giderler. Sizi onlarla baş başa bırakırlar halbuki sizin müslümanlarla başa çıkacak ne gücünüz ne de kuvvetiniz var. Harbin şu andaki durumu ise müslümanların zafere kavuşacağını göstermektedir. Tahmin ettiğim gibi olursa müslümanlar sizi kılıçtan geçirmeden bırakmazlar. Onun için acele bir tedbir almamız lazımdır dedi. Bu sözleri büyük bir heyecan ve korku ile dinleyen Yahudiler Hazreti Nuaym'ın kendilerini bu derece düşünmesinden dolayı çok memnun kaldılar ve sen bize dostluğunu layıkıyla gösterdin. Bize nasıl bir tedbir almak lazım geldiğini de söyle dediler. Bunu bekleyen Nuaym bin Mesud, doğrusu şudur ki Kureyş ve Gatafan eşrafından bazılarını rehin almadıkça Müslümanlarla asla harbe girmeyin. Rehineler sizin yanınızda olduğu müddetçe harpten kaçıp gidemezler dedi. Bunun da pek güzel bir tedbir olduğunu kabul eden Yahudiler, ona teşekkür edip, izzet ikramda bulundular. Hazreti Nuaym, Yahudilerden ayrılıp, doğruca Kureyş karargahına vardı. Kumandanlarına, benim Muhammed'e olan düşmanlığımı ve sizleri de ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Öğrendiğim bir şeyi, dostluğumuzun icabı, size ulaştırmayı büyük bir vazife bildim. Yalnız, bu söyleyeceklerimi hiç kimseye duyurmayacağınıza söz verip yemin etmelisiniz, dedi. Onlar da yemin edip, merakla, söyle, seni dinliyoruz, dediler. Haberiniz olsun ki, Kureyza Yahudileri, sizinle ittifak ettiklerine pişman olmuşlar ve Muhammed'e haber göndermişler. Kureyş'ten ve Gatafanların ileri gelenlerinden boyunlarını vurmak üzere rehineler alıp sana teslim edelim. Sonra seninle birlik olup müşriklerin kökünü kazıncaya kadar çarpışalım. Yalnız kardeşlerimiz nadir oğullarını affedip yurtlarını bağışlamalısın demişler. Muhammed de Yahudilerin bu isteklerini kabul etmiş. Eğer Yahudiler sizden rehine isterse, Sakın kabul etmeyin, hepsini öldürecekler. Sakın bu söylediklerimi kimse duymasın dedi. Kureyşler bu mühim haberden dolayı Hazreti Nuayma çok teşekkür edip iltifat gösterdiler. Nuaym bin Mesud oradan ayrılıp Gatafanların yanına geldi. Kureyşlere anlattıklarını onlara da söyledi. Bir gün sonra Kureyş komandanı Kureyza oğullarına artık burada durmak bizim için çok güçleşti zira hava soğuk hayvanlarımız açlıktan kırılıp gitmektedir bu gece iyi bir hazırlık yapıp yarın hep birlikte şiddetli bir hücuma geçerim diye haber gönderdi yahudiler de biz hem cumartesi günü harp etmeyiz hem de sizinle beraber savaşmaya katılabilmemiz için ileri gelenlerinizden birçok kimseyi bize rehin olarak vermeniz lazım. Eğer muhasara müddeti uzar ve siz aciz kalıp memleketinize giderseniz bizi Muhammed'e teslim etmiş olursunuz. Şayet rehin verirseniz bizi bırakıp gitmezsiniz dediler. Bu haber Kureyş kumandanına ulaştığı zaman Muaym bin Mesud'un sözü doğruymuş dedi ve Yahudilere tekrar haber gönderip biz size bir tek adamımızı bile rehin olarak vermeyiz. Eğer yarın gelip bizimle beraber harp ederseniz ne ala, yoksa biz yurdumuza gideriz. Siz de Muhammed ve hesabıyla baş başa kalırsınız, dediler. Bunu işiten Kureyza Yahudileri, Nuaym'ın sözünün doğru çıktığını düşünüp, bu durumda biz de sizinle birlik olup, Müslümanlara karşı savaşmayız, dediler. Böylece her iki tarafında kalplerine korku düştü. Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam gelip Allahü Teala'nın müşrikleri kasırga ile perişan edeceğini müjdeledi. Bunun üzerine alemlerin efendisi mübarek dizleri üzerine gelip mübarek ellerini uzatarak Allah'ım bana ve hesabıma acıdığından dolayı sana şükrederim diyerek, Allahü Teala'ya şükranlarını arz ettiler. Sonra kahraman hesabına müjdeyi bildirdiler. O gece cumartesi gecesiydi. Ortalığı müthiş bir karanlık kaplamış, göz gözü görmüyordu. Derken şiddetli bir ayaz ve arkasından çok kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı. Bu geceyi Huzeyfetübnü Yeman Hazretleri şöyle anlattı. Öyle bir gecede bulunuyorduk ki o zamana kadar ondan daha karanlık bir gece görmemiştik. Bu şiddetli karanlıkla birlikte gök gürültüsünü andıran bir gürültüyle korkunç bir rüzgar da esmeye başlamıştı. Bu sırada müşrik ordusunun telaşa ve korkuya kapılıp kendi aralarında anlaşmazlığa düştüklerini Peygamber Efendimiz bize haber verdi. Biz şiddetli soğuktan, açlıktan ve gecenin dehşetinden ayağa kalkamıyor, olduğumuz yerde üzerimize bir şeyler örterek bekliyorduk. Rasulullah namaza durdu ve gecenin bir kısmını namaz kılarak geçirdikten sonra bize doğru dönerek şöyle buyurdu. İçinizden müşrik ordusunun yanına gidip, durumlarını inceleyerek, bana haber getirecek olan var mıdır? Bu haberi getirenin cennette bana arkadaş olmasını Allahü Teala'dan dileyeyim. Orada bulunanlar şiddetli açlık ve soğuktan ayağa kalkamadı. Sonra Resulullah Efendimiz benim yanıma geldi. Soğuktan ve açlıktan iki dizim üzerine çöküp büzülerek oturuyordum. Resulullah Efendimiz bana dokunarak "Sen kimsin?" buyurdu. Ben Huzeyfe'yim ya Resulullah dedim. Resulullah Efendimiz git şu kavim ne yapıyor bir bak. Yanıma dönüp gelinceye kadar onlara ok ve taş atma, mızrak ve kılıç vurma. Sen benim yanıma dönüp gelinceye kadar ne soğuktan ne sıcaktan zarar görmeyeceksin. Esir edilip işkenceye de uğramayacaksın. buyurdu kılıcımı ve yayımı aldım, gitmek üzere hazırlandım. Resulullah Efendimiz benim için, Allah'ım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden, altından koru, diyerek dua buyurdu. Müşriklere doğru yürümeye başladım. Sanki hamamda yürüyor gibiydim. Vallahi içimde ne bir korku, ne bir üşüme, ne de bir ürperti vardı. Nihayet müşriklerin ordugahına vardım. Kumandanları ve ileri gelenleri bir siperde ateş yakmışlar, ısınıyorlardı. Ebu Süfyan, buradan çekip gitmeli diyordu. Hemen aklıma, onu orada öldürmek geldi. Ok çantamdan bir ok çıkarıp, yayıma yerleştirdim. Ateşin ışığından faydalanarak onu vurmak istedim. Tam atacağım sırada, Resulullah'ın benim yanıma dönüp gelinceye kadar bir hadise çıkartmayacaksın. Buyurduğunu hatırladım ve öldürmekten vazgeçtim. Bundan sonra kendimde kuvvetli bir cesaret buldum. Müşriklerin yanına sokulup ateşin başına oturdum. Görülmemiş derecedeki şiddetli rüzgar ve Allahü Teala'nın görünmeyen ordusu melekler onlara yapacağını yapıyordu. Rüzgarda kapkacakları devriliyor, Ateşleri ve ışıkları sönüyor, çadırları başlarına yıkılıyordu. Bir ara, müşrik ordusunun kumandanı Ebu Süfyan, ayağa kalkıp, İçinizde gözcüler ve casuslar bulunabilir. Dikkat ediniz, herkes yanındakinin kim olduğuna baksın. Herkes yanında oturanın elini tutsun, dedi. Ebu Süfyan, aralarına bir yabancının girdiğini sezer gibi olmuştu hemen ellerimi uzatıp, sağımda ve solumda bulunan iki kişinin ellerinden tutup, onlardan önce isimlerini sordum. Böylece tanınmamı engelledim. Nihayet Ebu Süfyan, ordusuna şöyle hitap etti. Ey Kureyşliler! Siz durulacak bir yerde değilsiniz. Atlar, develer kırılmaya başladı. Kıtlık her tarafı sardı. Rüzgardan başımıza gelenleri görüyorsunuz. Hemen göç edip gidiniz. İşte ben gidiyorum diyerek devesine bindi. Müşrik ordusu perişan bir halde toplanıp Mekke'ye doğru hareket etti. Üzerlerine kum ve çakıl yağıyordu. Müşrik ordusu çekip gidince ben de Resulullah Efendimizin yanına doğru yürüdüm. Yolun yarısına geldiğimde karşıma yirmi kadar beyaz sarıklı süvari melekler çıktı. Bana, Resulullah'a haber ver. Allahü Teala düşmanı perişan etti dediler. Resulullah Efendimizin yanına döndüğümde bir kilim üzerinde namaz kılıyordu. Fakat ben döner dönmez gitmeden önceki üşüme ve titreme halim tekrar başlamıştı. Resulullah Efendimiz namazdan sonra ne haber getirdiğimi sordu. Ben de müşriklerin içine düştükleri perişan hali ve çekip gittiklerini haber verdim. Resulullah bu habere çok sevindiler ve gülümsediler. Günlerdir uykusuzluk. Peygamberimiz beni de yanına alıp üzerindeki kilimin bir ucunu üzerime örttü. O gece bu şekilde sabahladık. Seher vaktinde Resulullah beni uyandırdı. Sabah olunca müşrik ordusundan eser kalmamıştı. Onlar Mekke'ye yaklaşıncaya kadar peşlerinden şiddetli bir rüzgar esti ve arkalarından da hep tekbir sesleri işittiler. Kureyş müşrikleri karargahlarını terk edip kaçınca onlara uyup gelen diğer müşrik kabileler de Medine'yi terk ettiler. Unutamayacakları çok büyük bir mağlubiyetin keder ve üzüntüsüne boğuldular. Onlar bu hezimete uğrarken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ve şanlı eshabı radiyallahu anhüm Allahü Teala'ya şükür secdesine kapanıyorlar, hamd edip şükranlarını arz ediyorlardı. Mücahitler Allahü ekber, Allahü ekber sadaları arasında Nurlu Medine'nin yolunu tuttular. Medine sokakları, bir anda çocukların istilasına uğramış, kainatın sultanını ve mübarek babalarını, amcalarını, dayılarını, ağabeylerini karşılamaya çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz de tebessüm buyurarak, onlara karşılık veriyordu. Hendek gazasında, altı şehit verilmişti bu gaza hakkında Allahü Teala ayet-i kerimelerde mealen buyuruyor ki Allahü Teala Hendek Savaşı'ndaki o kâfirleri hiçbir hayra, zafere kavuşamadıkları halde öfkeleriyle geri çevirdi. Böylece Allahü Teala melekler ve rüzgar ile muharebede muvaffak olmaları için müminlere kafi oldu. Allahü Teala'nın her şeye gücü yeter. O her şeye galiptir. Ahsap Suresi 25. Ey iman edenler! Allahü Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. Hani size Hendek Savaşı'nda ordular saldırmıştı da biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Ahsap suresi 9. Bu savaştan sonra sevgili peygamberimiz artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez buyurdular.